benim için hayat. Torunlarımın geleceği. Benim geçim kaynağım. Benim için her şey. Borç, harç, her şey buna bakıyor. Ganimete bakıyor. Ganimet olmadığında bu işler olmuyor. Ben burada 20 günde bir ilaç yaptığım zaman torunlarımla vakit geçirmeye zaman buluyorum. Eğer ben haftada 10 günde ilaç yapacak olursam çocuklarla da ilgilenemiyorum. Ama bu çeşit bize her türlü imkanı sağladı. Bu sene mesela 1000 tanese seneye en az 10.000 tane bakacağım ben bundan. Çünkü niye? Rahatlık varmış. İlaçtan, virüsten, hastalıktan, sahlım arası, boğum arası kısa. Yani tam istediğimiz bir çeşit. Herhalde bu gidişle küçük altın gibi olacak benim tahminime. Mayıs 5'te diktim ganimet tarlaya. Mayıs'ın 12'sinde dolu yağdı. 15-20 gün sonra kendini belirtmeye başladı bazı fidelerde, bazı çeşitlerde. Yani ganimete gelince ganimette bir problem, herhangi bir problem olmadı. Bu dolu yaralarını kapattı. Bu da bitki yapısından kaynaklanıyor. Bitki yapısı çok güçlü. En önemlisi de meyve kalitesi. Yani bir meyvede 6 salkım varsa 4 salkım büyük, 2 salkım küçük diye bir şey yok. Standart. Görüntü güzel. Albenisi vardı ama hasanlara koydum müdür ganimeti. Şahane. Aynı Vana'da 2-3 çeşit domates var. En diri duran ganimet. Gerisi hep sık tepeyi salma solma yapıyor. Ganimet yapmadı. Nematottur, ondan sonra füsyeryumdur, solgunluktur. Artı kök ayın güçlü olduğu için sümbül bile fazla etki yapmıyor. Sümbül çıkıyor, fazla etki yapmıyor. Üstündeki bitkinin meyvesini alıyoruz. Ganimetin içine girdiğinde gayet serin, beynin temiz. Budamasını daha düzgün, iştahlı yapıyorum ganimete girdiğinde. Toplamasını daha düzgün yapıyorum. Renk olayı güzel olunca daha düzgün diziyorum kasalara. Yani insan devamlı morali yüksek oluyor. Aynı evlat gibi bir şey. Çocuk sevgisi gibi bir şey. Sera'nın evden tarafı, giriş tarafına ganimeti dikiyor. Bir sene öncesinden 1000 tane diktiğimizden lezzet hoşumuza gittiği için evden tarafı onu diktik. Akşamleyin işten çıkıyoruz, seradan çıkarken bakıra 10-15 tane topluyoruz. Evde misafirimize, gelenimize, gidenimizle güzelce söğüştüyoruz, tuzlayıp yiyoruz. Yemeğin yanında salatası, piyazda hele müthiş oluyor. Gerçekten çok güzel, hele piyazda gerçekten çok güzel oluyor. Ganimeti bir arkadaşın tavsiyesiyle diktim ben. 24 Haziran'da diktim. Şu an 1 Eylül'de falan toplamaya başladım. Bu ikinci toplamam. Biraz da zamanı geçti tabii, fiyatlar iyi olmadığı için. Öbür çeşitleri bekletemem ama bunu ganimeti bekletiyorum. 20 gün falan üzerinde kırmızı olarak duruyor. Öbür çeşitler bir sene, yani ikinci dikimde, üçüncü dikimde toprak seçiyor. Ama ganimet toprak seçmiyor. Yani hangi toprağa diksem güzel verim alıyorum. Yüklediğimiz kamyonlarda karşı tarafa gittiği zaman herhangi bir şekilde bu malda çürüme, ezilme, çatlama problemlerle karşılaşılmadı. Yol dayanımı konusunda kesinlikle bir şikayet gelmedi. Bu konuda da ganimetten şüphe etmiyoruz. Rahatlıkla tüccara gönderiyoruz. Dalında 15 gün, rafta 45 gün dayandığını gördük. Marketlerden yoğun talep aldığımız bir domates çeşidi. Özellikle marketler ganimeti toplattırın bize diyorlar. Çünkü domatesin satılmadığı zamanlarda depolarda uzun süre beklemesi, kalitesinden ödün vermemesi satışta iyi bir avantaj oluyor.
toprakla ganimet birbirinin özdeşi gibi. Her toprakta eski, yeni bir sümbül var ki morot dediğimiz aşırı derece hiç iskifini bozmamış. Diğer çeşitler kurur hani ama bu kurumamış. 16 bin ganimet var bende bu sene. Mesela ben 4 defa ilaç verdim. Ve külleme ve erken yaprak yanıklığı da yok. Ganimetin ilk dikin cekeli fide olarak gidişatı çok hızlı bir çeşit oldu. Birden yükseldi arazide. Şimdi bak bu arkadaşımızın da aynı çeşidi böyle. Hiçbir farkı var mı? Boyu kısa olan adam biraz zorlanır bunu. Nereden alacak bunu?